Sevgili izleyenler, bir kalenin içerisindeyiz. Çünkü Yeniçeri askerleri olduğunda burada tutulup işte zindanlarda yılanlı kuyulara atar. Bakalım neler yapıyormuş. Çapa işareti var. Şurada bir gemi var, görüyor musunuz? Evet, bir lale yapmış. Burası da Genç Osman'ın idam edildiği yer. Sevgili izleyenler, bugün sokaktayız ama bir kalenin içerisindeyiz. Aslında bir hisar da diyebiliriz. Yedi kule zindanları da denilebiliyor. Çünkü zamanında Roma İmparatorluğu döneminde burası yapılmış. Ve daha sonra Osmanlı da devamını getirmiş. Ve Osmanlı burada işte düşmanlarından elde ettiği elçileri, düşman elçilerini, düşmanların asillerini alıp işte zindanlarda yılanlı kuyulara atarmış. Gücünü hissettirebilmek için. Ama öncesinde oralara gezeceğiz ama öncesinde şimdi biz Genç Osman Kulesi'ndeyiz. Genç Osman burada idam edildi, burada tutuldu ve siyaseten veya başka sebeplerden dolayı suça karışan Yeniçeri askerleri olduğunda burada tutulup bakalım neler yapılıyormuş. Hadi içeriye girelim. Ben çok heyecanlıyım. Gözlüğü de çıkartalım. Şöyle zaman zaman görüntü kaybı yaşayabiliriz. Şu şekilde karanlık içerisi. Çok ışıklandırma sonrasında yapılmış. Görmüş olduğunuz duvarlar tamamen orijinal arkadaşlar. Hiçbir şekilde boyatılma vesaire hiçbir işlem yapılmıyor. Tamamen orijinal haliyle kalıyor. Şu şekilde içeriye giriyoruz. Biraz önce size Yeniçeri, suça karışmış Yeniçerilere bakalım burada neler yapılıyor. Eray gel, yavaştan bakalım. Evet, burayı kapattılar. Normalde burada vatandaşlar geldiğinde bu tahtaların hepsi en az böyle 350 yıllık tahtalar olduğu için, odunlar olduğu için, kalaslar olduğu için zarar görebilme ihtimaline karşı 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi bir anda girmesin, zarar görmesin diye burayı kemer barikatlarla kapattılar. Ama biz burada hem az kişiyiz, bir iki kişiyiz hem de çekimde size gösterebilmemiz için buradayız. Gel Eray, şöyle bir bakalım. Öncelikle biraz heyecan verici bir şey söylemek istiyorum size. Burada bir yaşam belirtisi var mı? Aslında burası komple bir yaşam belirtisi olduğu belli oluyor ama bir askerin, vatandaşın diyecektim, alıştım sokaktan. Bir askerin, belki şöyle gelir misin, tutar mısın ışığı? Bir askerin burada çapa işareti var. Çapa, biliyorsunuz ki şu anda askerlerde nasıl bölükler, işte semboller oluyor. Hani kolumuzda bir çizgi, iki çizgi, manga komutanı, albay, orgeneral vesaire. Burada da çapa askerinin, işte bir askerin, orta asker deniliyormuş bunlara. Adının Mustafa olduğunu, Osmanlı Türkçesiyle, Arapça yazılmış bir Osmanlı Türkçesiyle adının Mustafa olduğunu ve orta bölümünde olduğunu, yani orta Osmanlı'nın orta bölümünde olduğunu belirtiyor. Duvarlara yazmışlar. Peki burada ne yapılıyor? Ben size birkaç tane daha yazı göstereceğim. O yazılar da müthiş gerçekten ve hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Kanal Türkiye'de hiç şu anda yayınlanmamış bir görüntüyü biraz sonra size sadece Kanal Türkiye ekranlarında göstereceğim. Bu da çok güzel bir şey. Ama öncesinde bir şurayı göstermek istiyoruz. Zamanında Yeniçeri askerleri burada siyaset suçuna vesaire karıştığı zaman buralara getirilirdi abi. Hiçbir şekilde affı olmaksızın burada başı kesilerek aşağı atılır. Burada bir kuyu var. Kuyuyu şöyle bir gösterelim mi Eray? Kuyuyu gösterelim. Burayı demir koruma yapmışlar kimse düşmesin diye. Kuyu Zeytinburnu sahile kadar gittiği söyleniyor. Hatta bir efsaneye göre Zeytinburnu'nun sahilinin belli bir kısmı komple kan kırmızısı olduğu söyleniyor. Bu devlete karşı suç işlenmeyeceğini, devlet suçlarına karışılmayacağını, işte hainlik yapılmayacağının bir gücü, bir caydırıcı cezası olarak nitelendiriliyor. Kamerayı bir yukarıya kaldıralım ve sadece burası tek kat değil. Görmüş olduğunuz gibi Eray, birinci katı gösterelim, yani ikinci katı. İkinci kat burası. Burada arkadaşlar aynı sistemde, yani burada cezalandırılan arkadaşlarımız, bu şekilde cezalandırılan arkadaşlarımızı artık kimse bir şekilde buradan herkes görebiliyordu. Şimdi en heyecan verici yerlerden bir tanesine geleceğim. Şöyle gel Eray. Bakın burada da bir asker kalmış ve bir yazı yazmış. İşte yine aynı şekilde çapa. Mesela şurada bir daire var, görüyor musunuz? Bu daire muhtemelen gün saymak için gösterilmiş. Muhtemelen idam gününü de bekliyor olabilirlerdi. Yani idam edecek gününe şu kadar, şu kadar gün geçti deyip yazıyor. Kamerayı şuraya çevirelim. Gemi. Bir gemiyi gördük. Evet, biraz önce size söylemiştim ya, şu an Kanal Türkiye'de ilk defa size bir şey göstereceğim demiştim. Şu an burada görmüş olduğunuz çapayı bir asker yapıyor. Bir Yeniçeri askeri yapıyor. Orta asker deniliyor. Yapıyor. Ve şurada bir gemi var, görüyor musunuz? Şurada bir, yani muhtemelen bu denizci de olabilir, bilmiyorum. Ama şurada bir gemi var. Ve bu gemi çizmiş buraya arkadaş. Bir de gül. Gül işaretimiz vardı. Evet, bir lale yapmış. Zaten biz de çok göremiyoruz zaman zaman. Burada kulum yazıyor. Kulun yazıyor. Yani muhtemelen burada Allah-u Teala'ya ya bir pişmanlık ya
bir dua. Hani bunları da artık dillerinden çok duvarlara kadar yazmaya başlamışlar. Ve burada psikolojikman nasıl bir his? Çünkü şu zindana, yani bu hapishaneye, burası bir hapishane. Bir hapishaneye girişi bir daha şöyle bir gösterelim. Düşünsenize, Yeniçeri askerisiniz, suç işlediniz devlete karşı ve siz suç işlediğiniz için idam edileceksiniz. Getirildiğiniz duvarlara bakın. Yani bilmiyorum, belki de zaman geçti diye bana korkunç geliyor. Ama korkutucu bir caydırıcılığı çok fazla. Yani buraya giriyorsun abi, götürülüyorsun şöyle, tamam mı? Götürülüyorsun. Buraya bakıyorsun. Selamun aleyküm diyorsun. İçeriye giriyorsun. Yatıyorsun abi. Sonra iki gün sonra seni atıyorlar kanlı kuyuya. Şimdi nereye gideceğiz? Genç Osman'ın idam edildiği yere gideceğiz. Duvarlarda efsaneler var. Nerede idam edilmiş, nerede edilmemiş onlar gözüküyor. Bakalım Genç Osman nerede idam edilmiş, nerede tutulmuş. Hadi çıkalım hep birlikte. Peki bu zindanda nasıl nefes alıyorlar? Her yer görmüş olduğunuz gibi kapalı. Şu şekilde bir havalandırma mevcut. Peki burası zindansa eğer vatandaş buradan kaçamaz mı? Yani o suç işleyen askerler, yeniçeriler buradan kaçamaz mı? Şu şekilde aslında kaçış mevcut. Yani bu şekilde aslında çok rahatlıkla kaçarlar ama içeriği bir göster. Öyle bir dizayn edilmiş ki hiçbir şekilde insan vücudunun sığabileceği bir durum değil. Ve dışarısının gözükmesi de bir o kadar acı veriyor da olabilir. Devam edelim. Evet, şimdi de Genç Osman'ın tutulduğu ve sonrasında da idam edildiği yere geldik. Şöyle gelelim. Burası görmüş olduğunuz gibi bir zindan olduğu için arkadaşlar boy olarak bayağı bir kısa. Yani bizim boyumuz aslında, benim boyum 1.70. Adamların boyu da 2 metre. Yani ve ben buradan bir eğilerek geçiyorum. Onlar muhtemelen şu şekilde geçiyordu. Hani canlandırmak için bir mantık yürütelim dedik. İnşallah sonrasında doldurmamışlardı lan burayı. Evet, burası da Genç Osman'ın idam edildiği yer. Aslında burada kafası kesilmiyor. Biliyorsunuz Osmanlı padişahları boğdurularak idam ediliyordu. Ve Genç Osman da boğularak idam edildi. Burada bir çapa şeyi var ama bu muhtemelen orijinal midir bilmiyorum. Eski gibi duruyor mu? Bence eski gibi duruyor. Bayağı bir orijinal gibi duruyor ama bilmiyorum sonucu nedir. Evet, Genç Osman'ın idam edildiği yer. Gösterelim hemen. Genç Osman'ın idam edildiği yerde ne var? Görmüş olduğunuz gibi bir büyük havalandırma. Burada arkadaşlar siz şu anda hissedemiyorsunuz ama inanılmaz bir ceyran yapıyor. Yani inanılmaz bir hava akışı var burada. Aynı şekilde ikinci havalandırma burada ve son havalandırma bu. İkinci havalandırma. Bunun ebatı da diğeriyle aynı. Durum bu. Diğer yerlerimizi gezmeye devam edelim. Evet, şu anda size muhteşem bir manzara göstereceğim. Burası Genç Osman'ın idam edildiği zindanın, kulenin bir terası. Ve burayı size şu şekilde gösterelim. Burada bir fetih manzarası var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu manzara ne çıkıyor Meray? Şu manzara bildiğin İstanbul fethinin bir özeti gibi duruyor. Aslında burada zamanın Roma imparatorları, misafirleri, önemli işte başka ülkelerin devlet başkanları vesaire geldiği zaman burada otururlar. Bu şekilde manzarayı izlerler. Burada çeşitli etkinlikler de olabiliyormuş.